Herkese selamlar. Sizlere bugün RKS From X katlanabilir elektrikli bisiklet modelini tanıtıyor olacağım. Elektrikli bisikletler arasında ve fiyat anlamında alınabilecek bir bisiklet olduğunu söyleyebiliriz. Şu an fiyat aralığı 12.500 ve 13.500 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak her geçen gün fiyatlar artmaktadır. Bu modellerdeki diğer bisikletlerin fiyatları 16.000'den başlayıp 18.000, 19.000'e kadar çıkmaktadır. Eğer RX5 almamış olsaydım From X modelini gerçekten alıyor olurdum. Fiyat anlamından ve performans açısından bu bisikleti gerçekten alırdım. Sözü daha fazla uzatmadan teknik özelliklerinden hemen bahsetmek istiyorum. İlk olarak bisikletin gövde yapısı gözümüze çarpmaktadır. Gerçekten güzel, şık ve ergonomik bir gövdesi olduğunu söyleyebiliriz. Renk seçenekleri arasında beyaz ve askeri kamuflaj olarak da bizlere iki renk seçeneği sunmaktadır. Burada bir parantez açmak istiyorum. Güneş enerjisinden aslında beyaz olması, hatta kamuflaj renginde de birazcık güneş enerjisini çekebilir ama beyaz tercihini, kamuflaj rengini de alabilirsiniz. Çünkü lityum iyon piller güneş ışınlarından etkileniyor arkadaşlar. Bunun altını çizmek isterim. Fatbike modelleri arasında performans anlamında kendini gerçekten gösteriyor. Bunu söyleyebiliriz. Gövdeden ve gidondan katlanma özelliğin olması mükemmel bir özelliktir. Araç bagajına sığması, toplu taşıma araçlarında bir noktadan diğer noktaya götürülmesinde bizlere büyük avantaj sağlamaktadır. Pedalları katlanabilme özelliğine sahiptir. Ancak o kadar kaliteli olduğunu söyleyemeyiz. Plastiktendir arkadaşlar. Selesinden de bahsetmek gerekirse, selesi de çok kaliteli değil ama kullanılmayacak derecede de değil. İsterseniz 150 TL civarına bir ücret vererek daha rahat bir sele alabilirsiniz. Arka taşıma aparatından da bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 30-35 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahiptir. Hatta küçük çocuklarınız da güzel ve keyifli yolculuklarda yapabilirsiniz arka taşıma aparatıyla. Port olarak da geçmektedir. Hemen bataryadan da bahsetmek istiyorum sizlere. Bataryası 36 volt 10 amper saat olarak karşımıza çıkmıştır. Lityum pilli olduğu için uzun ömürlü olduğunu sizlere söylemek isterim. Bataryası çıkarılma özelliğine sahiptir. Evde, iş yerinde, kafede, her yerde şarj etme imkanı bizlere sunmaktadır. Üzerinde 36 volt 250 wattlık bir motor bulunmaktadır. Günümüz şartlarında kanun ve yasaların getirdiği düzenlemeye göre 250 watt'ın üzerinde motor olmaması ve maksimum 25 km hızda sürüş hızımızı sınırlandırmıştır. Kanun ve yasaların getirdiği düzenlemeye göre. Eğer bu motor 250 watt'ın üzerinde olsaydı bizlere ehliyet, ruhsat, plaka, trafiğe kayıt gibi birçok durumlarla karşılaşırdık. Maalesef kendinizi çok üzmeyin. 250 watt'ı geçmediği için ve 25 km hızla sınırlandırıldığı için bu ehliyet, ruhsat, plaka, trafiğe kayıt gibi belgeler bizlerden istenmiyor arkadaşlar. İçiniz rahat olabilir bu konuda. Arkadaşlar bir husustan daha bahsetmek istiyorum. Bu bisikletlere el gazı sonradan takılmaktadır. Harici olarak da sizlere satışa sunmaktadır RKS firması. Ancak kanunda bir madde var. Onu sizlerle paylaşmak isterim. El gazı ve parmak gazı gibi aparatların elektrikli bisikletlere sonradan takılması durumunda trafik polisi çevirmelerinde para cezası ve bisikletlerin bağlanma durumlarıyla karşılaşmamız mümkündür arkadaşlar. Bunu muhakkak göz önünde bulundurun. Benim görüşüm el gazı ve parmak gazını hiç taktırmadan spor amaçlı da olsa bu elektrikli bisikletleri kullanabiliriz. Gelelim sürüş mesafesine. Menzil olarak 50-60 km civarındadır. Ancak bu durum sizi yanıltmasın. 60 km yol giderim diye düşünmeyin. Çünkü bu durum yol şartlarına, kilonuza, hava durumuna, rüzgar gibi birçok duruma göre değişiklik gösterebilir. Ama size bir ortalama vermek gerekirse
55 kilometre gibi bir ortalamayla menzilinize ulaşabilirsiniz, uygun şartların olması durumunda. Ekranından bahsetmek istiyorum. Ekranı LCD bir ekrandır. Tüm ayarları bu ekran üzerinden yapabilmekteyiz. Sürüş esnasında ihtiyaç duyduğumuz bilgileri anlık olarak veren gösterge paneli ve diğer özellikleriyle tüm ihtiyaçlarınıza anında cevap verebilmektedir. Şarj süresi 5-6 saat içerisinde tamamlanmaktadır. Lastiklerinden ve jantlarından bahsetmek gerekirse 20 inçlik bir alüminyum jant bulunmaktadır. Fat Pipe olarak geçmektedir bu modeller. Resimlerde de videolarda görüldüğü kadar küçük değildir. Bunu sizlere belirtmek isterim. Gerçekten bir motosiklet büyüklüğünde olduğunu söyleyebilirim Fat Pipe modellerinin. Net ağırlığı 24 kilogramdır. Bu bir avantajdır. Bisikletin maksimum taşıma kapasitesi 124 kilogramdır. Yani bu sizin bisiklette aşmamanız gereken kilogramdır. 124 kilogram. Bu bisiklette 7 kademeli vites bulunmaktadır. Markası Shimano olarak karşımıza çıkarılmıştır. LED ön ve arka aydınlatmaları bulunmaktadır. Bu aydınlatmalar aslında çok kalitesiz değiller. Gece görüşlerinde görüş açısı ve trafikte sizleri rahatlıkla görünmenizi sağlayacağını söyleyebilirim. Ön ve arka frenleri disk fren olarak monte edilmiştir. İsterdeki RD8 modellerinde olduğu gibi hidrolik fren olsun ama maalesef disk fren olan karşımıza çıkarılmıştır. Çamurlukları da plastik olarak bu bisiklete monte edilmiştir. Şimdi sizlerin aklınızdaki soruları cevaplamaya geldik. Her videomun sonunda soru cevap yapıyoruz. Gerçekten bu sizler açısından faydalı ve yararlı oluyor. Lütfen bunları dinleyin. Sizin bu bisikleti veya başka bir elektrikli bisikleti almanızda çok fayda sağlıyor. Hemen ilk soruya geçmek istiyorum. RKS From X elektrikli bisiklet alınır mı? Evet, alınabilir. Kendi emsalleri arasında performans ve fiyat anlamında kaçırılmayacak bir bisiklet olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada sizlerin kararınızı etkilemek istemiyorum. Diğer bisikletlere de bakmanızı öneririm. Örnek vermek gerekirse RD5, RD8 gibi bisikletlere bakabilirsiniz. Tabii fiyat olarak üst sıralarda olduğunun altını çizmek isterim. Hemen ikinci soruya gelmek istiyorum. Önemli soru olduğunu sizlere söylemek isterim. Bu bisiklete genelde şu soru gelir. Rampalardan bu bisiklet çıkar mı? Evet, rampalardan rahatlıkla bu bisiklet çıkar arkadaşlar. Çok fazla dik olmadığı takdirde çıkacaktır. Hemen üçüncü sorumuza gelmek istiyorum. Bu bisikleti çocuğuma alsam uygun olur mu? Bunu soran arkadaşlarımız da var. Eğer çocuğunuz 15 yaşını doldurmamışsa kanun ve yasaların getirdiği düzenlemeye göre kullanılması yasaktır. Eğer doldurmuş ise evet, çocuğunuz için de bu bisikleti alabilirsiniz ve kullanabilir. Uygundur arkadaşlar. Hemen dördüncü sorumuzdan bahsetmek istiyorum. Kurulumu nasıl oluyor? Bu bisikleti aldık. Kurulumu nasıl oluyor? Bu soru da geliyor. Hemen bunu da sizlere aktarayım. Kurulumunu servislerde yaptırmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Kurulumunu siz yaparsanız ne olur? Aslında hiçbir şey olmaz. Ama bazı servisler arızalı çıktığında sorun çıkarabiliyor. Bu sebeple servislerde kurulumunun yapılmasını öneriyorum. Hemen beşinci soruya gelmek istiyorum. Garantisini nasıl açtırabilirim? Arkadaşlar, garantisi bisikleti aldığınız yerden bir fatura almanız gerekiyor öncelikle. Bu faturayla birlikte yetkili servisten bir randevu oluşturmamız gerekiyor. Size en yakın servisten bahsediyorum. Sonrasında bir garanti başlatma geliyor. Bisikletinizin kurulumu yapıldıktan sonra garantisini sistemde yetkili kişiler açıyor arkadaşlar. Bunu kurulum esnasında yapıyorsunuz, bilginiz olsun. Bakımları nasıl oluyor? Bakımları arkadaşlar elektrikli bisikletlerde marka ve modeline göre değişiklik gösterebilir. Ancak size verilen garanti belgesinde bir çizelge vardır. Bu çizelgede ay ve kilometre kullanımına bağlı bakımlarınızı görebilirsiniz. Hemen 7. soruya da gelmek istiyorum. Servis yedek parça konusunda sorun yaşar mıyım? Herkesin aklında en büyük sorulardan biri. Bunu çok iyi biliyorum. Hemen buna da bir açıklık getirmek istiyorum.
Evet, bu aralar tüm firmalarda neredeyse yedek parça sorunları yaşanmaktadır. Çin'den kaynaklı olduğunu duyumunu aldım. İkinci bir konu ise taleplerin çok artmasına bağlı olmasından dolayı en kısa sürede umarım çözerler bu durumu diye umut ediyorum. Yani Çin'de yarı zamanlı bir çalışma var. Bir de firmaların stoklu çalışmaması, yedek parça anlamında stoklu çalışmamasından kaynaklı yedek parça sorunları yaşamaktayız. Tüm firmalara bahsetmiyorum ama birçok firmada yedek parça sorunu yaşanmaktadır şu aralar. Elektrikli bisikletler hakkında sorularınızı Telegram grubundan yanıtlıyoruz. Hepinizi bu gruba davet ediyorum. Telegram linkini yorumlar kısmından görebilirsiniz. Instagram hesabını da sizlerle paylaşıyorum. Tüm konulara objektif yaklaşımlarla sizlere bilgi vermeye çalıştım. Kanalımı takip ederseniz çok sevinirim. Kanalımıza yorum, beğeni ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıkla kalın.